VR Psycho'nun hazırlamış olduğu bu yazılım ile beraber artık seanslar çok daha eğlenceli ve daha kolay bir hale gelebiliyor. Dünyada sıklıkla kullanılan VR sanal gerçeklik gözlüğünü Konya'da Beper Psikoloji olarak kurumumuza taşıdık. Terapideki amacımız danışanların yaşam kalitesini daha çok arttırmak, hedeflemektir. Gözlüğün içindeki yazılımlarda güvenli alan çalışması ve duygu durum bozuklukları, çökkün duygu durum, nefes çalışmaları ve gevşeme çalışmaları, uyku hijyeni, ergenlerde uyguladığımız daha çok Pomodoro tekniği, düzenli çalışma tekniği mevcut. Cinsel davranış problemleri, erteleme davranışı ve takıntılı, zorlantılı OKB danışanlarıyla çalıştığımız yazılımlar mevcut. VR sanal gerçeklik gözlüğüyle bireylerin kaygı ve korkuları, olumsuz yaşam deneyimleri, takıntılarını daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak ve yaşam kalitelerini arttırmak için uygulanan destekleyici ve alternatif bir terapi yöntemi demeyelim de destekleyici bir tekniktir. Sanal gerçeklik uygulaması gözlüğündeki buradaki asıl amacımız danışanlarla daha çok bilişsel davranışsal kısmını BDT odaklı ilerlediğimiz takdirde bilişsel kısmını daha çok seanslarda burada konuşurken davranışsal kısmını danışanlara burada ev ödevi ya da uygulama şeklinde veriyorduk. Amaç burada daha çok gözlükle beraber danışanı seans odasında, terapi odasında davranış olarak maruz bırakıyoruz. Daha çok bunu zorlantılı temizlik davranışında olsun, erteleme davranışında, Pomodoro tekniğinde olsun, danışanı direkt süreçte davranışsal olarak ev ödevini ortadan kaldırıyoruz ve seansta danışan terapide maruz kalmış oluyor. Bu çalışmaları yaparken terapiye destekleyici olarak zaten kullanıyoruz daha çok. Seanslardaki o verimi görebilmemiz için minimum 4 seans, maksimum 7 seans şeklinde daha çok seansları entegre şeklinde oluşturuyoruz.